Bismillahirrahmanirrahim. İmam Hatip Liseleri Arapça 11. Ünite 8 bölüm 2. El-Vahdetü 8. El-Dersü Sani. El-Fi'lül-Mehmuzu ve-Muza'afu. Mehmusi ve Muza'afi. Lâhiz el-Fi'lel-Mehmuze ve-Muza'afe. Mehmuz ve Muza'afil hakkında bir düşünce oluştur. Daha önce bu tür bir tablomuz vardı. Sahih ve muter olarak fiilleri ikiye ayırıyorduk. Sahih kendi içerisinde 3 bölüme ayrılmıştı. Salim, muzaaf ve mehmuz olarak. Salim işlemiştik, kendisinde muzaaflık olmayandır. Yani şedde olmayacak. Aynı ve lam fiil aynı cins harf olmayacak diğer de işte. Ve hemzeli olmayacak, yani mehmuz olmayacak. Ve kendisinde vav ya elif gibi bir illet harfi de olmayacaktı ki salim olabilsin. Sıra muzaafa geldi. Muzaaf nedir? Aynel ve lamel fiili aynı cins olan harftir. Asli harfleri aynel ve lamel fiilinde aynı oluyor. Ortadaki harf ile sonuncu harf aynıdır. Veya bizzat aynı olarak görmezsin de şeddeli olarak görürsün. Bunlara muzaaf deriz. Bir de mehmuz var. Mehmuz kendisinde hemze bulunan fiildir. Bu hemze faal konumunda, faal fiil konumunda olursa mehmuzul fa. Bu hemze aynel fiili konumunda olursa mehmuzul ayn, lamel fiili konumunda olursa mehmuzul lam adı veriyoruz. Bu şekilde sahih fiil bölümü bitiyor. Artık muteli sanarsam kitap işleyecek. Ben de bakmadım ne işlediğini ama öyle olsa gerek. Farklı bir tablodan bakabiliriz. Fiil sahih ve muter olarak ikiye ayrılır. Sahih kendi içerisinde üçe ayrılmıştır. Salim, mehmuz, muzaaf. Salim la hemze diyor. Kendisinde hemze yoktur. Ve kendisinde şedde de yoktur. C, L, S, N, Sara, K, T, B, F, T, H gibi. Mehmuz nedir? Fihi hemzetin. Kendisinde hemze vardır. S, E, L, G, R, E gibi. Bir de muzaaf var. Onda da aynel ve lamel fiil aynı cinstendir. Şedde, şezze gibi. Bir de mutel kısmı var. Henüz oraya gelmedik. Gelince işleyeceğiz. Bu şekilde bir tablodan bakarak bir şematik fikir aklınızda olsun istedim. Şimdi parçaya geçiyoruz. Te'kulu yer el-benatu kızlar. Ne yerler? El-cubne peyniri ve zeytune ve zeytini yerler. Fil-faturi kahvaltıda kulle sabahin her sabah. Her sabah kızlar kahvaltıda ne yaparlar? Zeytin ile peyniri yerler. Tabi bunu niye anlattı bize yani? Yerlerse yesinler ne yapalım? Olay şu ki te kulüde ne var? Hemze var. Bakın T'nin hemen ardından bir adet hemzemiz var burada. Bu hemze yani fiilde ne var? Hemze var. Bunun ne olduğunu gösteriyor. Madem ki hemze var, hemzelenmiş yani mehmuz diyeceğiz buna. Te'kulu mazisi ekele. Şu an muzari bu. Ekele ye'kulu çekim yapılmış. Ye'kulu, ye'kulan, ye'kulune, te'kulu. Üçüncü şahıs, müfret, müennestir. Müfret, müennest, gaybe kalıbı. Baştaki te muzarat alameti. Yani bu fiilin muzari olduğunu anlayın diye eklenmiştir. Ardından gelen hemze ise kelimenin aslındandır. Ekele. Te'kulu hemze olduğuna göre bu fiil mehmuz olmak zorundadır. İkinci örnek se, e, le hemze var mı? Evet, hemze nerede? Ortada. Öyleyse mehmuzul ayn diyeceğiz. Burada hemze nerede? Başta. Nasıl başta? Daha sağ tarafta t var ya. Bu t kelimenin aslından değil, muzarat alametidir bu. Biz kelimenin kökünden bahsediyoruz. Kök harflerinden ilki ise o harf, ona faal fiili dersin. Kök harflerinden ikinci harf ise aynı fiili. Kök harflerinden sonuncu harf ise ona da lamet fiili deriz. Lamet fiili birden fazla da olması mümkündür. Birinci lamet fiili, ikinci lamet fiili diye adlandırmalardan mümkündür. Se'ele sordu, istedi. El müderrisu öğretmen, et tullabe öğrencilerden. Neyi istedi? Onlara ne sordu? İddete esiletin. Her soru başına bir cevap istedi. Her soru başına bir cevap istedim. S, E, L. Mehmuzun ayn. Çünkü hemze var. Hemze olduğuna göre bu nedir? Mehmuzdur. Hemze aynı fiilinde öyleyse mehmuzun ayn'dir.
Yekra'u, gara'e. Mazisi bunun. Gara'e. Muzarisi yekra'u. Hemze nerede? Lam fiil. Öyleyse bu nasıl bir mehmuz? Mehmuzu lam olmuş olur. Üç örnek verdi. Birincisinde mehmuzul fa, ikincisinde mehmuzul ayn, sonuncusunda mehmuzul lama örnek verdi. Bunu söylemiyor elbette ama verdiği örnekler bunu bizlere gösteriyor. Yekra'u okuyor Ebu bu öğrenciler. Ne okuyorlar? Kısasan hikayeler. Öyle hikayeler ki kasiraten. Kısa. Kasira kısa demek. Kısasan gayri akıl cimidir. Gayri akıl. Yani hikayelerde bir akıl mı var, beyin mi var? Yok. O zaman müfret müennes hükmündedir. Bu yüzden sıfatı müfret ve müennes gelmiştir. Şu kadar var ki kısas kelimesinin cimi olduğunu anlamasam bile niye müfret ve müennes gelmiş? Demek ki bu cimidir, gayri akıldır diye anlayabilirdik zaten. İşin özüne dönmek gerekirse tekulu, seele, yakrau. Bunlarda hemze var. Hemze olduğundan dolayı bunlar mehmuz fiillerdir. Mehmuzun ne olduğunu bu şekilde bizlere göstermeye başladı. Sol tarafta da muzaafın örnekleri var. Hasse. Hasse teşvik etti. Ennebiyyü aleyhi esselamu aleddua'i. Peygamberimiz Nebi Aleyhisselam duaya teşvik etmiştir. Hasse. Şedde var mı? Evet. Öyleyse bu nedir? Muzaaf değildir. Yemurru, şedde var mı? Evet, öyleyse muzaaftır. Telufu, şedde var mı? Evet, öyleyse muzaaftır. Ya bir fiilin muzaaf olması için şeddeli mi yazılması gerekir? Yok, gerekmez. Eğer şedde yoksa ama aynı harfin arda arda yazıldığını görmen gerekir. Şu kadar var ki muzaaf fiil birkaç farklı şekilde bakabiliriz. Muzaaf fiil mesela radde. Raddede ne var? Şedde var. Şeddeli olduğuna göre muzaaftır. Başka? Şedde. Şeddenin kendisi bile şeddeli olduğundan bu da nedir? Muzaaftır. Başka ne örnek verebiliriz? Medde. Medde hani meddi tabii. Meddi tası vesaire. Medde. Bu da şeddeli. Böyle devam edebiliriz. Radde, şedde, medde, galle, izza, ferra. Yaz yaz dur. Şedde olmak zorunda değil. Şeddesiz yaz. Mesela şedde medde ne var? Meded na. Bu da nedir? Muzaaf fiildir. Mededna bir örnektir. Onun yerine şu da olabilir. Raded su, radeti, radete fark etmez. Bunlar nereden çıktı şimdi? Nereden anlayacağım o zaman? Diyebiliriz ki bir, şeddeli fiiller muzaaftır. İki, şedde yoksa da aynı harfin tekrarı varsa o da onun muzaaf olduğunu gösterir. Mesela iki tane dal arda arda yazılmış. İki tane dal arda arda yazılmış. Dalın bir önemi yok burada yani. Aynı harfin arda arda olması önemli. Tam örnek vere vere dallar örnek vermişim de. Bunun bir önemi yok. Aynı harfin tekrarı varsa bu sin olmuş, ba olmuş bir şey değiştirmez. Hangi harf olduğu önemli değil. Aynı harfin tekrarı varsa 1, 2, 1, 2 aynı harf arda arda gelmiş ise ona muzaaf fiil dersin. Ve aynı harf bu şekilde arda arda gelmemiştir de şöyle şeddeli arda arda gelmiştir. Yani şedde vardır o kelimede. Ona da muzaaf deriz. Çünkü şeddeyi açtığında zaten medde mesela nedir? Esasen mededir. Mede şey diye açarsan böyle yazılır. Mede kelime nasıl bu? Aynı cins harfler arda arda her ikisi de harekeli olduğundan idgam vacip denilir buna. Bu yüzden de sonuç olarak medde diye yazılır. İdgam vardır. İdgam bir harfi diğer harfin içine dahil etmek, gömmektir. Yani silmek, şeddeyle alameti ifade etmektir. Bu anlatılanların her biri sülasi fiillerde böyledir. Kitap da sadece sülasilerden bahsetmektedir. Mesela AÖF Açık Öğretim İlahiyat Fakültesi'nde Arapça kitabında da sadece bundan bahsedilmektedir. Oysa bu muzaaf fiil tipi sadece sülasilere mahsus bir şey de değildir. Yani rubai mücerretlerde de vardır. Ne gibi? Dem deme gibi. Dem deme. Es ase
Biraz iyi yazamadım ama anlaşılmıştır zannedersem. As, ase, den, dene gibi şeylerde de yine muzaaflık söz konusu. Bunlarda nasıl muzaaflık oluyor? İlk harf ile ortadaki harf. Yani orta demeyeyim de sondan bir önceki harf diye. Tutuyor bakın dala dal. İkinci harfle de sonuncu harf tutuyor. Mime mim. Yine yukarıda da aynı durum söz konusu öyle değil mi? As, ase. İkinci harf ile sonuncu harf tutuyor. İlk harfle de sonuncu harfin bir öncesi tutuyor. Bunlara da yine muzaaf fiil demekteyiz. Ama bu sülasilerde karşınıza çıkmaz. Bu kitapta çıkmayacak. Açık öğretim fakültesi okursanız orada da karşınıza çıkmayacak. Bu anlatımı da internette ben henüz görmediğimi de ifade edeyim. Pek değinilmez buna ama böyle bir şey vardır. Sizin karşılaşacağınız şey nedir? Mesela meddedir. Medde aslında mededeydi. Bunun sülasi bir mezit olan bağ aktarırlar. Medde aktardığında ne olur mesela? Emdede olur. Bir muzaaf fiil ifal babına aktarılırsa emdede daima sülasi mücerret olarak yani üç harfli olarak medde, şedde, radde çıkmaz karşına. Farklı baba da aktarılabilir. Emdede, radde, erdede. Bu şekilde çıkar. Yani şedde açılarak yazılır. Ef ale kalıbına getirmek için. Özetle bilmeniz gereken en önemli şey nedir? 1. Şeddeli olarak gördüğün fiile muzaaf de. 2. Şedde ortada olmasa bile aynı harfin tekrarı varsa yani aynı harften arda arda varsa dala dal. Kefe kef fark etmez hangi harf olduğu. Cime cim aynı harflerin tekrarı varsa ona da yine muzaaf demeyi unutmayın arkadaşlar. Telefu es-seyyaratu alel yemini. Otomobil sağ tarafa doğru yöneliyor. Bu şekilde her birini okudum. Hasse muzaaf fiildi. Nereden anladın? Harfin üzerinde şedde var. Yemurru şedde var. Telufu şedde var. Buradan ne diyor? Şimdi anlatım yapacak. El fi'lül mehmuzu. Mehmuz fiil. Hüve nedir? El fi'lül lezi. Öyle bir fiildir ki. Yeştemilu. İştemele. Yeştemilu. İftaile. Yeftailu. İftal babına muzari. Yeştemilu kapsar. İçerir. Ne? Hüve o mehmuz fiil. Ahad hurufihi es-selaseti el-asliyeti. Asli harflerinden, asli üç harfinden biri. Ahad hurufihi on harflerinden biri. Es-selaseti asliyeti, asli olan üç harfinden biri. Alel-hemzeti, hemzeye içerir. Misli üç harf derken, yani sülasi fiilden bahsediyorsun. Bu üç harftir. Şe'al fiil en sağda, anel fiil ortada, lam ve sondadır. Misli örnek e, haze. Mesela bu nedir? Şe'al fiili. Aynel fiili, lamel fiili. Şe'al, aynel, lamel. Şe'al, aynel, lamel. Hocam nasıl şe'al? Kafa fe'al diyorsun. Hayırdır? Kaf nerede, fe nerede? Burada harfin üzerinde, harfin ne olduğu önemli değil. Sıralaması önemli. Çünkü fe'ale yani fe'ale, fe'al, aynel, lamel. Burada nedir? Sıralama önemli. Sonuncu harfe lamel fiili diyoruz. Sondan bir öncesine aynel ve en sağdaki daha sağdakine de fe'al fiili demekteyiz. Daha önceden de anlatmıştık. Haze nasıl bir fiil? Hemze var mı? Evet öyleyse mehmuz. Hemze nerede? Fe'al fiili konumunda. Öyleyse mehmuzul fa S, E, L, hemze var mı? Evet, nerede ortada? Öyleyse mehmuzul, ayn, kara, e, hemze sonunda demek ki mehmuzul, lam. El fi'lül muza'afu, muza'af fiile gelince, hı, o el fi'lül lezi öyle bir fiildir ki, yetekevvenu, tekevvün eder, yani oluşmuştur. Harfuhu, esani, 12. harfi, ve esalisu, ve 3. harfi, min nefsil, asli. Aynısından oluşmuştu. Bizzat aynı harfin tekrarı vardır. Mislu merra, ferra, şedde, kalle, azza gibi. Merra ne var? Şeddi açarsan merra. Ferra, şeddi kaldırırsan ferra. Şedde, şeddi kaldır. Şedde olur. Aynı harfin tekrarı vardı esasen. Tüm dillerde esas olan kısaltım. Yani az harflerle, az kelimelerle çok şey ifade edebilmek.
olduğundan ne yapmışlar? Harfin birini silmişler. Diğerine de bir şedde koymuşlar. Yani diğer harf vardı. Ben sildim onu burada gizledim diye bir alamettir şedde. Lahiz. Düşün bakalım. Ne diyor? El mazi, el muzari, el mazi, el muzari, el mazi, el muzari. Bu şekilde çekim var. Çekim yapacak şimdi. Hüve müsvet müzekker gait. Hiye müsvet müennes gaibe. Ente ne olur? İkinci şahıstır. Müsvettir, müzekkertir, müzekkerdir, muhataptır. Ene işte ben manasında müşterek. Nahnu biz manasında müşterek. Böyle zamirler var. Yani ben, biz, o ikisi gibi şeyler. Bir de fiil çekimleri var. Yani bu fiil neye göre? Hüveye uygun fiil. Yemurru bu da hüveye uygun. Demek ki buradaki zamirler şu iki kalıbı uygun. Şuradaki zamirler ardından gelen iki kelime, buradaki zamirler de ardından gelen iki tane kelime uygun olanlardır. Çekim yapmak gerekirse şöyle. Merra, merra, merru diye çekim yapacaksın. Merra, o bir erkek uğradı. Merra, o iki erkek uğradı. Merru, erkekler uğradılar. Cemi. Merrat, o kadın uğradı. Merrata, o iki kadın uğradı. Merarna, o kadınlar uğradı. Merarte, sen erkek uğradın. Merartuma, burada dedik herhalde değil mi? Merartuma, siz ikiniz erkek uğradınız. Erkekler için diyor, siz ikiniz uğradınız. Merartun, siz erkekler uğradınız. Merarti, sen kadın uğradın. Merartuma, siz iki kadın uğradınız. Merartuna, siz kadınlar uğradınız. Merartu, ben uğradım. Bunu erkek de diyebilir, kadın da diyebilir. Her ikisine uygundur tuğ zamiri. Merarna biz uğradık. Bunu da erkek söyleyebilir, kadın söyleyebilir. Nazam yeri her ikisinde uygundur. Yani müzekkere de müennese de uyumludur. Mazi fiilin çekimi bu şekildeydi. Bu çekimi bize niye verdi? Şundan verdi. Bakın Merra'da şedde var, muzaaftır. Merra şedde yine var, muzaaftır. Merru şedde yine var, muzaaftır. Merrat şedde var, Merrata şedde var, Merarne şedde gitti. Ama ne oldu? Aynı cins harfler, yani aynı harfin bizzat tekrarı var. Bu da onun muzaaf olduğunu yine göstermekte. Buna da muzaaf diyeceğiz. Sadece ne olmuştur? Burada fekul idgam derler. İdgamın çözülmesi söz konusu. İdgam çözülmüş, şedde kalkmış ve kel görünmüş. Takke kalktı, kel göründü. Takkeyi kaldırdık. Yani şeddeyi bir kaldırdık. Orada ne varmış? Bir tane daha şeddeli harfin aynısından varmış. Merarte yine iki tane aynı harf var. Merartum yine var. Bazı yerlerde var, bazı yerlerde yok. Nerelerde olur, nerelerde olmaz aşağıda anlatıyorum zaten. Bir de muzariye bakalım. Yemurru o erkek uğruyor. Muzari fiil yor diye veya erar diye. Yor geniş zaman, erar. Erar geniş zaman, yor şimdiki zamandır. Mesela uğruyor, bakıyor, kaçıyor, anlıyor veya anlamıyor. Yor, yor, yor nedir? Şimdiki zamandır. Veya erar, bakar, görür, anlar, erar, ır bunlar nedir? Geniş zamandır. İşte muzariye hem geniş zaman hem şimdiki zaman artık cümle hangisi yakışırsa, tercihimiz neyse ona göre mana verebiliriz. Muzarifi gelecek zaman manası da içerir bazı karineler ile karine. Oraya ekleyeceğimiz birkaç harf ve benzeri şeylerle gelecek zamanı da ifade edebilir. Mesela seyemurru, sefeyemurru gibi. Yemurru erkek uğrar. Geniş zaman verdim. Yemurrani o iki erkek uğrar. Yemurrune sizler uğrarsınız. Yine erkekler için. Diğerleri de aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Temurru, Temurrani, Yemrurne, Temurru, Temurrani, Temurrune, Temurrine, Temurrani, Temrurne, Emurru, Nemurru diye çekim devam eder. Lahiz, dikkat et bakalım, bir farkındalık oluşturalım ki zaten biz anlattık esasen. Yefukku, daha doğrusu yufekku, idgamu fi'lil muza'afi, muza'afiyen idgamu çözülür. İdgam kalkar, yani şu şekilde şedde gitmiş, aynı cins harfin ard arda yazıldığını görebilirsin diyor. Ne zaman bu gerçekleşir? İza usnide ila zamairi raf'i mutaharriketi, mutahrik ref zamirlerine isnat edildikleri vakit. Yani mutaharrik ref zamiriyle yan yana kullanıldığında. Mutaharrik yani hareketli.
Yazıyoruz zaten. Et-ta'ul mutaharrike. Harekeli ta. Nedir o da? Na el-fa'ileyni veya da nun nise. Ti kullanıldığı esnada açılmıştır. Te kullanıldığı esnada idgam yine çözülmüştür. Demek tu da kullan. Demek ki te, ti, tu bu ne zaman varsa iki tane ra'yı art arda görürsün. Ba'yı, cimi, lamı yani şedde kalkar. Veya neredeki na var hemen sağında şedde yine kalkmıştır. Tuma var yine şedde kalkmıştır. Tuma var yine şedde kalkmıştır. Nerelerde şedde kalkıyor? Nun var, şedde gitti. Bunları dikkat etmenizi istiyor. Ayin tayinet el ef'alel mehmuzete. Mehmuz fiilleri fiil cümleleri aşağıdaki cümlelerde vücidet inşa et vücidet varsa. Kema fil misaleyn iki tane örnekte olduğu gibi. Ye'huzu el musafir ehaze ye'huzu el musafiru hakibetehu minel funduki. Ye'huzu alır alıyor el musafiru misafir kişi hakibetehu çantasını minel funduki otelden alır. Ehaze ye'huzu. Ye'huzu'da hemze var mı? Var. Nerede? Burada. Demek ki bu kelime nedir? Mehmuz bir fiildir. Sıra geldi. Ekmele fiiline. Burada da var. Ekmele. Hemze var ya burada. Sanırım şuna dikkat çekmek gerekiyor. Bakalım orada dikkat çekilmiş mi? Karışmaması için. El asliye. Asli tabiri çok önemli. Asli olması gerekiyor. Hemze gördüğünüz her yere ahana mehmus değil. Bulduğum işte burada diyemezsiniz. O hemzenin orada asli yani orijinal yani kelimenin aslından olması gerekir. Diğer bir deyişle zait yani sonradan gelmiş bir alamet bir işaret olarak gelmemesi gerekir. Bunu nasıl ayırt edeceğim? Bablara dair biraz altyapı gerekir. Zayıf olduğunu şöyle anlarsın. Onu oradan sildiğinde, eğer orijinal değilse onu oradan sildiğinde ne olur? Mana bozulmaz. Ciddi bir kargaşa meydana gelmez. Ama orijinalse onu silersen işler değişir. Mesela yehuzu hemzeyi silersen yehuzu diye bir kelime hiç yok. Olamazlar. Ye, haze böyle bir mazi değil. Ama ekmele burada başlıyor zaten. Ekmele el mühendisu el meşru'a. Ekmele tamamladı fiil el mühendisu mühendis neyi el meşru'a meşru yani başlanan iş başladığı şeyi bitirdi tamamladı. Ekmele kelimesindeki hemze bunun mehmuz olduğunu gösterir mi? Göstermedi burada yazılı zaten çarpı var. Nereden anlayabilirim ki ben bunu? Bu sarf ilmiyle alakalı dediğim gibi biraz sarf altyapısı gerekiyor. Sizde yoksa ne olacak? Çözebilirsiniz. Bununla alakalı kitaplar var. Herhangi bir kitap bulup satın alıp okuyabilirsiniz. Veya çevrenizden birisinden ders alabilirsiniz. Tamamıyla size kalmış bir şey. Veya bununla alakalı video çalışmamız da var. Yani bizlere ulaşarak sarf ilmine dair yazdığımız kitap diye geçeceğini yani söyledim. Yazılmış kitapların video anlatımları var. Kendiniz anlatın. Onları izleyerek de bunları çok rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Sarf altyapısı önemlidir. Şimdi ekmele ef'ale ifal babından mazi fiildir. Aslında kemule, kemule sülalesi mücerred 5. babtandır. Kemule mükemmel oldu demektir. Ama ekmel olduğu zaman tamamladı, iş bitti manasında. İfal babından yani. Harace, ehrace, ketebe, ektebe, nasara, ensara gibi. Buna göre buradaki hemze nedir? Zaittir. Hayırdır niye burada bulunuyor? Bab alamet. Bu kelimenin ifal babından olduğunun işaretidir. Yani bu silinebilir. Geriye kef, mim, lam kalır. Kef, mim, lam da asli harfleri bunlar yani kelimenin. Var mı hemze? Yok. Öyleyse bu mehmuz değildir. Peki nedir? Salimdir. Bir kere mutel değildir. Vav ya elif yok. Muzarif değildir. Şedde yok veya aynı harfin tekrarı yok. Mehmuz değildir çünkü hemze yok. Gelene kalır. Sahihin salim kısmıdır. Bunlar örnekti zaten. Bir, asıl iş buradan başlıyor. Ekeltu ben yedim el fatura kahvaltıyı yedim. Olmadı mı? Kahvaltıyı yaptım. Saati sadiseti sabahen sabahleyin saat 6'da kahvaltı yaptım. Peki ekeltu kelimesi mehmuz mu değil mi?
Ekel türü. Hem bize belki ifal babının alametidir. Sileyim. Geriye ne kalır? Çef kalır. Lam kalır. T kalır. T zamir zaten. Onu da sil. Geriye iç harf kalır. Bir fiilin iç harf olması mümkün değildir. Demek ki hemze kelimenin aslındandır. Bu da bir yöntem olsun. Ekele. Ekelerin çekimini yaparsın. Ekel tu, ekelna. Ekel tu ben yedim manasında. Demek ki bu nedir? Mehmuzdur. Hemze nerede yer alıyor? Ekele. Başta yer alıyor. Yani mehmuzul fa olmuş oluyor. İki, ersele. Ersele hemzeyi silsem yere ne kalır? Rasele. Üç harf kalıyor. Bir fiil üç harften aşağı olamaz ya. Üç harf kaldığına göre kelimenin aslı ra, sin, lam diyebilir miyim? Diyebilirim. Üç harf kalsa diyemeyecek. Üç olduğu için bunu diyebilirim. Demek ki bu nedir? Buradaki hemze yani nedir? Orijinal değildir. Bab alamettir. Ersel'e gönderdi. Eşhab bu gençler risaleten bir mektup ile üsratihi onun ailesine. İfal babının alametidir hemze. Yani zaittir. Buna göre rasele kelimesi mehmuz bir kelime. Mehmuz bir fiil değildir. El müminu mümin ye'mulu. El müminu mümin ye'mulu umut ediyor. İktisabe rıza illahi. Allah'ın rızasını kazanmayı umut ediyor. Emel yani. Emel etmiş. Emeli bu. Peki el müminu kelimesi mehmuz mudur? Mehmuz olsa ne olacak? Zaten fiil arıyorum. Bu elif lamlı olduğuna göre fiil değildir. Elif lamlı kelimeler fiil olmaz, isim olur. Yani bu bir isimdir. Devamında yemulu emele yemulu mehmuzdur. Emele mazisi emele ilk harf hemze demek ki mehmuzul fa olur. 4 erade yuridu el muvazzafu ez ziyadete fi ratibi. Yuridu istiyor el muvazzafu memur. Ne istiyor? Ziyadete artmasını fi ratibihi maaşının artmasını istiyor. Rade yuridu, rade yuridu. Rade. Burada bir mehmuzluk söz konusu değil. Rade çünkü rade'de ne olur? Ecref olur. Beş gale er-rasulü, rasul şöyle dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Eddebe, edeplendirdi, edep verdi. Mi bana kim? Rabbi, Rabbim bana edep verdi. Feahsene ne de güzel yaptı. Tedbibi edebi son derece güzel yaptı. Edebe kelimesi burada. Edebe, edebe, edibe ne olur? Mehmuz bir fiil olur. Meleet doldurdu el binti kuz delveha kovasını bil ma'i su ile. Mele e. E var hemze ya. Demek ki mehmuzul lam olur bu da. Ayn el fe'ale el-muza'afete muza'af fiilleri tayin et fi fil cümelil ati aşağıda gelen cümlelerde inşa et vücudet varsa kemafil misaleyni iki örnekte de olduğu gibi yehullu ehalle yehullu el-mudiru meşakil el-muvazzafin yehullu çözüyor el-mudiru müdür neyi? Meşakil el-muvazzafine muvazzafin memur demekti. Müdürden bahsediyoruz. Memurların problemlerini müdür çözüyor. Yehullu muzaaf fiildir. Nereden anladın? Şedde var. Lambda. Aynı harf. Tekrar olmuş olur. Şedde olduğundan muzaaftır. İki. Yüderrisu el-üstazü. Derrase yüderrisu. Müderrisu ders veriyor. El-üstazü öğretmen. Maddetet tarihi tarih maddesini, tarih dersini, kitabını okutuyor, ders veriyor. Yüderrisu görünce şedde olması dikkat çekici bir nokta. Peki buradaki şedde asli mi değil mi? Öyle bir durum söz konusu. Nasıl ki hemzelerde hemze kelimenin aslından mı değil mi diye dikkat ediyorduk. Aynısı burada da muzar fiilde de şedde kelimenin aslından mı değil mi dikkat etmek gerekir. Mesela yüderrisu fa'ale, yufa'ilu, tef'il. Tef'il babından muzaridir. Kessara, yükessiru, teksir. Fa'ale, yufa'ilu, tef'il. Serraha, yuferrihu, tefrih. Derrase, yuderrisu. Tedris. Kelimenin aslı ne? Derase, yedrusu. Derase. Mücerredi, derase.
Bu kelime mezittir. Mezit olduğu esnada çok dikkat etmek gerekiyor ki oradaki şedde kelimenin aslından ne değil. İşte burada değildir. Kelimenin aslı derase. Tef'in babını aktarabilmek için alamet olarak ne verilmektedir? Şedde verilmektedir. Tef'in babının alameti yani. Bunu eklemek gerekir. Bu yüzden eklenmiştir. Bunu nereden anlayacaksın? Bunu anlayabilmek için sarf ilmi gerektiğini ifade etmiştik. Bina, Maksut, İzzi gibi kitaplar önemli. Özellikle bina kitabını okumanız hani önerilir veya direkt bizim videomuz da var bununla alakalı. Ona da bakılabilir. Size kalmış bir durum. Bu yüzden burada çarpı var. Çünkü buradaki şedde kelimenin aslından değil. Raddet. Acaba kelimenin aslından mı buradaki şedde? Buradaki T'ye direkt müenneslik T'si diyebilirsin. Çünkü adına müennes bir kelime gelmiş. Dolayısıyla bu müennes T'si olunca buradaki daldaki şedde asli olması gerekir. Çünkü bunu da atarsan geriye ra kalır ki tek harften de şey olamaz zaten. Böyle bir durum var. Raddet, reddetti el mer'etu. Kadın ala suali zevciha. Eşinin sualini reddetti. Radde. Bir muzaaf fiildir. Buradaki te mühendislik alameti. Raddet, ketebet, nasarat gibi. Buna göre radde ne olur? Muzaaf fiil olur. Buraya muzaaf fiil olarak yazılabilir. İki de teselleme teslim aldı. El müsafirune, misafirler hekaibehum, kendi çantalarını teslim aldılar. Teselleme. Buradaki lamdaki şedde kelimenin aslından değil mi? Yine böyle bir problem ortaya çıktı. Kelimenin aslından değildir. Teselleme tefaale. Yetefaalu tefaul babu. Tefaul babının alametlerinden birisi buradaki lamdaki yani şeddedir. Dolayısıyla buradaki şedde bu kelimenin bu fiilin muzaaf olduğunu göstermez. Hangisi gösterir, hangisi göstermez arkadaşlar? Bu tekrar üçüncü kez ve sonuncu kez söylemiş olayım. Babları bilmekle alakalı, sarf ilminin altyapısıyla alakalı. Bu altyapıyı oluşturabilmek için bina kitabını okumanız şiddetle önerilir. Bununla alakalı çalışmamız olduğunu da sonuncu kez söyleyerek devam edeyim. 3. Yuhibbu sever. Eşşab bu gençler neyi? Kıraetel rivayati, rivayet kitaplarını okumayı severler. Yuhibbu habbe. Yuhibbu ahabbe yuhibbu. Nedir? Muzaaf fiildir. Doğrudur. Uridu ben istiyorum. En estecira. En estecira kiralamayı istiyorum. Neyi? Hazi şu kate şu daireyi kiralamayı istiyorum. Uridu kelimesi rade geçmişti zannedersem ifade. Rade, erade diye söylemiştik. Mehmuz değil. Rade, ecvef olur. Henüz gelmedi. İleride gelecek mi olduğu. Rade, gale, ba'i gibi. Rade nedir? Ecveftir. Erade. Daha sonra ne olur? Orası ifal babına aktarılır. Veya radeden uridu, ben istiyorum manasında. Yani ecveftir. Mehmuz değildir. Temurru geçiyor, uğruyor. El hafile tu otobüs min şari'il metari, havaalanı caddesinden bir otobüs geçiyor. Temurru merra yemurru temurru muzaaf fiil olur. Açık. Devamında za koy hattan bir çizgi tahtel fiili fiilin altına hangi fiil? El mehmuzi. Mehmuz fiilin altına bir çizgi koy. Ve hattayni ve iki çizgi koy. Tahtel fiilin muzaati muzaf fiilin altına. Nasıl ati aşağıda gelen parçada. İsteygaza uyandı. İste ikiyle başladığına göre istifal babından mazi. İstifal babı. İsteygaza uyandı. Kim? Necibun, Necib adlı kişi uyandı. Neyden? Minenlerin uykudan, mübekkiran, erkenliğin uyandı. Erkenden uyandı. Burada herhangi bir şey yok. Burada hemze varmış, işte şuymuş, buymuş diyemeyiz. Neden? Hemze, sin, ta alamettir. Kelimenin aslından değildir. Asli olması gerekiyordu ya. Bu aslından değil. Aslı bunun yakaza. Y var, kaf var, zı var. Kelimenin aslı bu üç harftir. Burada hemze olmadığından bu kelimeye Mehmuz diyemeyiz. Muzarf zaten diyemeyiz.
Kiran. Burada şedde var ama bu isimdir. Nereden anladığın kelimenin tenvin almasından. Tenvin nedir? İki fetha, iki esre, iki üstün. Buna ne diyoruz? Tenvin diyoruz. Bede başladı. Bede fiili görüldüğü üzere hemzeli bir kelime. Bede. Peki bu hemze de asli değil, zayittir. Olabilir mi? Tamam, o zaman hemzeyi sil. Geri iki harf kalır. İki harf fiil olamaz. Demek ki hemze de kelimenin aslında. Bede başladı. Hüve o kişi yani. Cib yetenavelel fatura kahvaltı yapmaya başladı. Ba'de gasli vecihihi yüzünü yıkadıktan sonra. Ba'de sonra demek. Fatur kahvaltı, gasli yıkamak. Vechun yüz. Vecihihi kendi yüzünü yıkadıktan sonra. Yıkayışın ardından. Ve yedeyhi ve iki elini. Ellerini yıkadıktan ve yüzünü yıkadıktan sonra kahvaltı yapmaya başladı. Bu satırda ne var ne yok? Bede var. İşte nedir? Mehmuzul. Yani. Fa, ayn, lam hangisidir? Fe, a, le. Mehmuzul lamdır. Sonuncu harfte olduğundan dolayı. Ekele yedi. Ekele başta bir hemze var. Bunu silsem belki zaittir. Kelimenin orijinalinden değildir. Geriye ne kalır? Kele. Kele diye de fiil olmaz. İki harfli fiil yok. Öyleyse ekeledeki hemze kelimenin aslındandır. Çünkü bir fiil en az 3 harflidir. Ekele. Bir fiil 3 harflidir dediğimizde kimilerin aklına farklı kalıplarda gelebilir. Mesela vega, yegi, gi. Emri hazır. Bu da bir fiildir. Gi tek bir harften fiil. Nasıl oldu? İşin aslına bakacaksın. İvgi yine işin aslına baktığında kelimenin aslı en az 3'tür. 1 değil. Ekele mehmuzul fa olur. Fa fiilinde hemze var çünkü. Ekele 7. Kim? Necibun Necip. Fil feturi kahvaltıda galilen azıcık yedi. Minel hubzi ekmekten. Ve beyzatin ve başka neymiş? Beyza yumurta demek. Yumurtadan. Ve kıt'etin minel cubni. Cubun peynir demek. Peynirden bir parça yedi. Buraya kadar bir inceleme yaparsak burada herhangi bir şey yoktu. Sadece ekele vardı. Ve mele'e doldurdu. Kim? Hüve gizli zamir. O Necip doldurdu. Neyi? Sen bir bardak, bir kase doldurdu. Yine şahit çaydan. Mele'e. Mehmuzul lam. Sonunda bir hemze var. Yani mehmuz bir fiil. Ve ardından şeribi içti. Kim? Hüve o Necip içti. Gizli zamir. Faildir. Neyi içti? Hu o çayı. Bu da mef'ul olur. Fiile bitişen fiil, fiile bitişen zamir, bu şekildeki zamirler mef'ulü bih'tir. Sümme sonra ehaze aldı. Kim? Hüve Necip neyi aldı? El müstenedatı yani gerekli evrakları. El metlubete istenilen evrakları aldı. Ma'hu onunla beraber. Burada herhangi bir şey var mı? Ehaze. E, haze. Görüldüğü üzere E nedir? Hemze yani. İlk harf olarak yer aldığından, çağrı fiili konumunda bulunduğundan mehmuzul fa diyoruz buraya. Peki bunu niye aldı? Limuracaetil ameli. İşe müracaat için yanına aldı. Fi vizaratil hariciye. Hariciye dış işleri. Vizara bakanlık demek. Dış işleri bakanlığındaki bir işe müracaat etmek, başvuru yapabilmek için. Ve ittecehe ve yöneldi ila mevkifil hafileti otobüs durağına doğru yol aldı. Velakinnehu fakat o Necip lem yekun değil idi. Ne değildi? Ya'rifu biliyor değil idi. Yani bilmiyordu. Ey hafileti hangi otobüs temur uğruyor gidiyor bil vizareti bakanlığa hangisi gider? Bundan da haberi yoktu. Temurru, merra, yemurru, temurru. Şey diye görüyorsunuz. Kelimenin aslında bir ra var, şedde var. Muzaef fiildir. Yani iki çizgi çizebilirsiniz. Lizalike bunun için yani bilmediği için se'ele sordu. Se'ele de ne var? Hemze var. Mehmuzul ayn. Se'ele sordu. Kim sordu? Hüve. Necip sordu. Kime sordu? Ehaddel muntazirine bekleyenlerden birisine sordu. Nerede bekleyen? Fil mevkifi durakta. Ehadde bir hemze de burada var. Bu da mehmuz fiil diyemeyiz. Niye?
Ahad kelimesi fiil değil ki, bizim konumuz fiillerde bir araştırma, inceleme yapmaktır. Ahad ise isimdir. Dolayısıyla bu bizi bağlamaz. Ahad el-muntazirine, bekleyenlerden birine sordum. Nerede bekleyen? Fil mevkifi, otobüs durağında. Aynı rakamil hafilet, otobüsün numarasını sordu. Otobüslerde numaralar var. Mesela 3 numaralı otobüs şuraya gider, 5 numaralı otobüs buraya gider gibi bilgiler vardır. O da onu sordu. Buralarda da herhangi bir şey yok. Ardından yani bu sorunun üzerine ehbera haber verdi. Hu ona kim? Raculun adam haber verdi. Bildirdi ona. Bir rakamil hafilet otobüsün rakamının numarasını ona söyledi. Ve dellehu ona işaret etti. İşaretle gösterdi. Ala mekani nuzulihi ineceği mekanı. Duracağı mekanı. Minel hafileti otobüsün. Bir zaptı işaretiyle göstermekte ifade etti durumu. Ona bildirdi. Delle. Delle. Galle. Azza. Ferra. Şedde. Şedde. Yani muzaf fiildir bu. Ehasse hissetti. Hasse ehasse. Bu da ne olmuş? Bir muzaf fiil ifal babına aktarılmış. Esasen hem medde emedde emde de. Bunun aslı ehasse, aslında nedir? Hasse hasese ehsese olur. Yani hasse'yi ifal babına aktardığında evvela ehsese olur. Tıpkı medde aktardığında em de de olduğu gibi. Ama bu işin aslı, yani aslını anlatmak, kafanızı yormaya gerek yok. Sülasi mücerredi bunun hassedir. Farz et ki medde, ferra, azza bunları ifal babına aktarman istendi. Ne yaparsın? Başına sadece bir tane hemze koyarsın. E hasse, e medde, e ferra, e azza, e şedde, şedde. Şunu aktaralım. E delle. Yani burada hemzeyi görüp mehmuzdur. Burada şeddeyi görüp muzaaftır. Hem mehmuz hem muzaaf gibi bir karmaşaya düşmeyin. Bu ne? Bab alameti. İfal babından olduğunu gösteriyor bize. Bu da muzaaf olduğunu gösteriyor. Sülasi mücerret bir fiil sülasi mezit olan ifal babına aktarılmış olay bu. Ahasse hissetti necibun necib bi saadetin garibetin. Garip bir mutluluk hissetti. Vedde ve sevindi. Lev kabi gabiluhu lil ameli. Lev şayet kabilu kabul edilse, kabul etseler hu onu lil ameli işe kabul etseler. Sevinecek. İz çünkü innehu o kânedir yuhibbu seviyordur. Seviyor idi. Neyi el amele işi çalışmayı. Fî vizâratil hâriciyeti dış işleri bakanlığında kesî İran cilden çalışmayı gerçekten de çok sever. Hasse var burada. Öyle değil mi? Hasse muzafil ve de muzafil ehabbe yuhibbu bir muzafil de burada var. Başka da yok zaten. Buna göre devam edelim. Eid çevir, döndür. Ente gizli zamir fail olur. Neyi çevirelim? El cümlete taliyete. Aşağıda yer alan cümleyi. Cümleleri diyelim. Müstahdimen yardım alarak neyden? Ez-zamir allezî o zamirden ki beynel kavseyn iki çizgi arasında yani parantez arasında yer alan zamirlerden yardım alarak cümleyi çevir. Kema fil misali örnekte olduğu gibi. Mesela se'eltu ben sordum. Üstazi öğretmenime an neticetil imtihani imtihanın sonucunu sordum. Bunu hiyeye uygun hale getir demiş. Bir hiyeli olsun. Hiye yani üçüncü şahıs, müfret, müennes, gayet, üçüncü şahıs, bayan olsun. O bayan, o kadın halini alsın. Se'elet sordu. Kim? Hiye, o bayan. Hiye'ye uygun yapılması isteniyor. O kadın kim? Belli değil artık. Ayşe, Fatma, Hayriye. Kime sordu? Ustazeha kendi öğretmenine sordu. Ne değişti? Ha oldu mesela. Neden ha oldu? A müennes zamiridir. Bunu müennes yaparsan zamiri de müennes yapmak zorunda kalırsın. Kendi üstadına sordu. Neyden sordu? Yani neyi? Yani neticede her imtihanın sonucunu sordu. Peki bunu hum zamirine uygun yaparsan ne olur? O zaman se'elu onlar sordular. O erkekler sordu yani. Kime? Üstazehum kendi öğretmenlerine.
An neticetil imtihan. Y'si değişmiyor yani. An neticetil imtihan standart. Buradaki cevapların hepsinde o var. Hepsi öyle. Değişken neresi? Şu kısımda ilk kısım yani L2'da değişiklik yaparsın. Üstazi'de değişiklik yaparsın. İki kelimede yani. İki cümlede. Gerisinde an neticetil imtihanda ise bir farklılık yoktur. Kuma göre öyle oldu. 3'te ente veya 3 mü diyeyim, 2 mi diyeyim ben de tam bilemedim. 3'te yani ente'ye uygun yazmamızı istemişler. Ente'ye uygun olarak yazmak gerekirse nasıl yazılır? Sa'alta, sen sordun üstazdaki öğretmenine an neticetil imtihani. Ardından entunne, o kadınlar. Ente, sen erkek demekti. Entunne, o kadınlar, o bayanlar. Se'eltunne, o kadınlar sordu. Üstazekunne. Se'eltunne, gerçi entunne, öyle değil mi? Entunne'ye göre yapmamızı istemiş. Bu durumda o kadınlar değil, siz kadınlar olur. Entunne zamiri var. Se'eltunne, siz kadınlar sordunuz. Üstazekunne, kendi üstazınıza, öğretmeninize sordunuz. Hani neticede imtihan. Entunne yazıyor. Evet, ente, entunne, siz kadınlar demektir. Sırada nahnu var. Se'elna, biz sorduk. Kime üstazena an neticetil imtihanı olur. Bu da nahnu zamiriyle uyumlu olmuş olur. Nahnu biz manasına gelen bir zamirdir. Hem erkek hem kadınlar için kullanılabilir. Müşterek bir zamir. Nahnu'nun ardından huma var. Müzekker için olan huma var. Hemen de ardında huma lil müennesi yazmış. Çünkü huma müşterektir. Yeri gelir bunu müzekker için kullanırsın, yeri gelir müennes için kullanırsın. Ne zaman müzekker, ne zaman müennes için kullanırsın? Cümlenin akışına bakarsın. Ona göre bu müennes içindir, bu müzekker içindir dersin. Her halükarda yazılışı aynı zaten. Bu yüzden bir şey değiştiğini de söyleyemeyiz. Şöyle bir durum var. Se'ele üstaze huma. Bu erkek için oldu. Se'ele sordu demekti. Se'ele o ikisi sordu. Kime üstaze huma? Kendi öğretmenlerine. Bu erkekler için. Bayanlar için se'elet, se'eleta olur. Se'eleta. O iki bayan sordu. Kime? Üstaze huma. Kendi öğretmenlerine. An neticetir imtihan standart zaten. Onu daha okumadım. Ardından hunne zamiri için istemişler. Se'enne, siz bayanlar sordunuz. Üstaze hunne, kendi öğretmenlerinize. An neticetil imtihan, imtihanın sonucunu, neticesini sordunuz. Za, sen koy. El fi'l el muza'afi, el muza'afe, muza'af fiili koy. Fi tasrifi sahihi, fi tasrifi sahihi. Doğru çekimden. Za sen koy el fi'ler muzaafe muzaaf fiili koy yerleştir fi tasrifin bir çekimle öyle çekin ki sahihin sahih çekimle koy sahih çekimle birlikte mesela yuhibbu yazılmış yuhibbu'yu buradaki duruma uyduracaksın yuhibbu müfret müzekker gaib burada nasıl bir durum var müfretlik mi var tesniye mi var cemi mi var duruma uygun hale getirmemiz istenmiş. El validani yuhibbu olmaz. Ne olur? Yuhibbani olur. Bunun gibi. El validani anne baba yuhibbani severler evladehuma kendi evlatlarını kesiran hem de çok. Ya seyyideti ey efendim hel işte gerisi yuhissu'yu nasıl değiştireceksin? Veya değiştirecek misin? Yuhissu ne olur? Tuhissu. Tabi tuhissu tuhissine olması gerekir. Sine. Yani muhataba, müfret mühendis muhataba olur. Ya seyyideti bayan için kullanılmakta. Ey efendim her tuhissine hissediyor musun? Bir elemin, bir acı. Fi kalbi ki, kendi kalbinde. Fi kalbi ki. Mühendis yani. Kânel etfalu çocuklardır veya çocuklar idi. Yecurru fiilini kullanmamız istenmiş. Kânel etfâlu çocuklardır nedir? Yecurru, cerra, yecurru çekmek manasında.
Burada yazılacak hali yecurrune. Kâne etfâlû yecurrune. Çocuklar çekiyorlar idi. Neyi? El hable, ipi. Bir şiddetin, şiddetle. Şiddetlice ipi çekiyorlar. Mesela bu şekilde oyun vardır. İpin bir ucunda 3-5 çocuk, diğer ucunda 3-5 çocuk. Karşılıklı çekiyorlar. Bakalım hangi grup daha güçlü gibi. Dairatul aduvi, düşman uçakları. Yeşunlu kelimesini ne yapacağımıza bağlı. Yeşunlu kelimesini teşunlu yapacağız. Teşunlu saldırıyor. Garati cevviyetin. Cevviyetin. Garat baskın demek. Saldırı demek. Yani yeşunlu düzenliyor demek. Baskın düzenlemek. Ceviye hava demektir. Düşman uçakları hava saldırısı, hava baskını düzenlemektedir. Düzenliyor, gerçekleştiriyor. Hel ente sen melle. Melle kelimesini de melelte diye çeviriyoruz. Hel ente sen melelte. Bıktın mı minel mübarati? Yarışmaktan, yarıştan bıktın mı, bunaldın mı? Ene ben ve ihveti ve kardeşim, yani biz. Biz olduğuna göre ne olacaktır? Raddeyi raddedna. Biz reddettik. Hadel arza, şu yeri. Ya benati, ti mahzuf ya var. Ya benati, ey kızlarım. Hel nokta nokta. İşte o ne yapacağız? Şemme kelimesini. Şememtunna. Ya benati, ey kızlarım. Hel şememtunne, kokladınız mı sizler neyi? Raihaten kerihaten, kerih bir kokuyu aldınız mı? Kerih koku size geldi. Esned, isnat et, dayandır. El ef'ale, fiilleri. El atiyete, aşağıda gelen fiilleri. İllel mütekellimi, mütekellime dayandır. Kema fil misaleyn, iki örnekte olduğu gibi. Mütekellime dayandır. Bu mütekellim tabi vahde ve mal gayr olarak ikiye ayrılır. Vahde olursa ben manasında, mal gayr olursa biz manasında olur. Burada ikisi de mevcut zaten. Eneli örnek verilmiş buraya kadar ene. Buradan itibaren nahnunun örneği var. Hamidun, hamid zannetti. Bunu eneye göre düşünürsen ene ben zanentu, zannettim. Fiili ne yapıyorsun? Nefs-i mütekellim vahdehe uygun hale getiriyorsun. Böyle bir durum var. Yani ene gidiyor ama fiillerdeki değişikliği de uygulayacaksın. Fiilde nasıl bir değişiklik olur? Mütekellim vahdeh olduğunda kendisine mutahrik ref zamiri bitiştiğinden idgam çözülecek arkadaşlar. Fekkul idgam, fekkil idgam. İki tane bunu yan yana görüyoruz. Burada zanne, muzaaf bir fiildir. Zanne. Bu şedde çözülüyordu. Bu konu anlatımında ilk sayfada geçmişti. Ne zaman? Kendisine mutaharrik ref zamiri bitiştiği zaman. Mutaharrik harekeli demektir. Ref zamiri yani fail. Fail olan zamir bitiştiği zaman demektir. Harekeli, fail, zamiri. Tu odur işte. Tu ben manasında. Ben yapıyorum bu işi. Ne olmuştu? Harekeli bir mutaharrik ref zamir bu. Dolayısıyla şedde çözülmüş, yani şeddeyi kaldırdık, aynı harfi arda arda yazdık. İşte burada olduğu gibi, madem ki bu zamirlere kendisini isnat edeceğiz, demek ki her birinde şeddeyi ortadan kaldıracağız. Anlatılmak istenen şey bu. Tabii böyle yapmaları önemli çünkü sınavda çıkabilir yani. Burada özellikle çalıştırıyor sizi, sınavlara bu tür soru çıkması muhtemel gözüküyor. Çünkü anlatılmış bir şey artık. Fatime tu nedir? Gayrimustariftir. Fatime tun olmaz. Fatime tu, Fatma ne olduğuna addet, saydı. Uygulayalım bunu da. Ene ben aded tu saydım. Ene aded tu. Aded iki tane dal ile. Şeddeyi kaldırarak. Hasene, hasene, hasenun, hasan, merra uğradı. Hasen, hasan, merra uğradı. Ene ben merartu. Ben uğradım. Zeynebun olmaz. Gayrimusarif. Zeynebu, Zeynep, cerrat uzattı, çekti. Ne olur? Cerrat, Zeynebu ile beraber
olması gereken şey ene cerartu. Ene ben cerartu, ben çektim, ben uzattım. Musa hacce, Musa hac yaptı. Hacca gitti, hacı gerçekleşti. Ene haccecitu, ben hacı oldum, ben hac yaptım. Halidun, Halid, radde. Geri çevirdi. Ene radedtu, ben çevirdim. Şimdi aynı durumu nahnu zamiriyle beraber yapacağız. Hamidun, Hamid zannetti. Yani nahnu biz, nahnu biz demektir. Her birine nahnu zamiri ekleyerek gideceğiz anlaşılan. Bakalım. Zanenna, biz zannettik. Biz öyle tahmin ettik. Artık doğru ya da yanlış. Ca'ferun, Cafer şakka, yardı, ikiye böldü. Yani nahnu biz şakakna, ikiye böldü. Ahmedu, Ahmet şemme, kokladı. Yani nahnu biz şememna, kokladık. Leyla, sabbet Leyla, döktü. Nahnu sabebna, biz döktük. Mahirun messe, mahir dokundu. Messe dokunmak demek. Nahnu biz mesesna, mesisna, biz dokunduk. Kerimun, Kerim ferra, firar etti, kaçtı gitti. Nahnu ferarna, biz firar ettik, biz kaçtık gittik. E'id, çevir. El cümletel atiyete, aşağıda gelen cümleyi müstakdimen, yardım alarak, bima, o şeyden yardım alarak ki benel kavseyn, iki çizgi arasında yani parantez arasında yer alıyor. Kemafil misali, örnekte olduğu gibi. Dalibu öğrenci yemurru uğrar bir su bir çarşıya. Öyle çarşı ki el merkezi ki. Merkezi olan çarşıya uğrar. Merkezdeki çarşıya uğrar. Dalib kelimesinin dalibani yap diyor bize. Ki yapmış zaten. Dalibani iki öğrenci. Yemurrani uğrarlar bir su kıl merkezi ki. Değişen şey ne? Birinci kelimeyle ikinci kelime. Bir suğu el merkezi de bir değişiklik yok. Şimdi aşağıda benzerlerini yapacağız. Yani bir suk el merkezi kelimelerine hiç dokunmayacağız. Dalip ile yemur kelimelerinde değişiklikler yapacağız. Diyor ki bunu dullaba göre yapsan mesela nasıl olurdu? Bilmiyoruz, bakalım nasıl olurdu. Dullabu yemurruna. Dullab olunca öğrenciler çoğul olmuş olur. Yemurruna uğrarlar. Bir suk il merkeziyi. Gerisi hep böyle zaten arkadaşlar. Anladınız zannedersem. Üçte de var. Bir sugil merkezi. Dört, beş hepsinde var. İki eddullah bu diye okuduk zaten. Eddullah bu yemurrun. Eddullah cemidir. Öyleyse yemurrani de cemi yapacaksın. Yemurrun olacak. Burada eddalibani kelimesi müptedadır. Yemurrani haberdir. Nasıl haberdir? Fiil cümlesi olarak faaliyle beraber. Aynı şekilde sen müptedayı cemi yaparsan yani eddullah bu yaparsan haberini de Yemurrani değil, yemurruna cemi yaparsın. Diğerlerinde de aynı durumlar söz konusu. Esasen bu anlatılanlar aynı şekilde müpteda haberin uyumuna da örnektir. Eddullabu canlandırdım. Sırada ne var? Eddalibetu söz konusu. Eddalibatu, eddalibetu temurru olur. Artık yemurru olmaz, temurru olacak. Y yerine T yazın. Tek fark o. Eddalibu, eddalibetu buna T ekliyorum. Yemur yerine de temuru, buna da T ekliyorum. Farklılık nereden geliyor? İşte burada. Eddalibetu, müennes, müfrettir. Yemur yerine temuru yazacağım ki o da müfret ve müennes olsun. Müfret müennese, müfret müennes. Uyum arıyoruz burada. Ardından eddalibetani var. Yani tesniye müennes yapmam istenmiş burada. Burada tesniye müzekker vardı. Burada da tesniye müennes istenmekte. Sen müptedayı tesniye ve müennes yaparsan fiilini ne yapman lazım? Onu da tesniye ve müennes yapman lazım. Eddalibetani temurrani olacaktır. Eddalibatu cemi müennes salimdir. Eddalibatu yemrurne olur. Elhafiletu bu sefer otobüs. Söz konusu oldu. Otobüs ne yapar? Temurru. Otobüs bir tanedir. Müfret müennestir. Bu yüzden haberini de müfret müennes getirmen gerekir. Temurru olur. Peki elhafilatu otobüsü cimi yaparsam ne olur?
Çok bir şey değişmez. Çünkü otobüslerde bir zeka, bir beyin olmadığından, akıl olmadıklarından müsret müönnes hükmü nedir bu tür kelimeler? Otobüse has bir şey değil bu. Bir cimi kelime düşün. Mesela babın, babani, evvab, kapılar demek. Yani nafizetün nevafiz. Nevafiz pencereler. Pencerede akıl var mı? Yok. Evvab kapı akıl var mı? Yok. Eklem, kalemun, kaleman, eklem akıl var mı? Yok. Herhangi cemi ki onda akıl yoktur. Manasına bakıyorsun yani aklı var mı yok mu? Yok. O ne hükmünde? Müfret müennes hükmündedir. Müfret müennes hükmünde derken buna haber getireceksen müfret müennes getireceksin. Buna bir sıfat getireceksen müfret müennes getireceksin. Yani uyumlu olması durumu, uyumlu olmasız bir kelime getirmen gerekiyorsa, uyumlu bir kelime getirmek mecburi ise onun uyumlu olacak şey ne? Müfretle müennes. Bu yüzden el-hafilatu otobüsler temurru uğrar. Temurrani gibi değil ya. Yani. Temurru bir suq el-merkezi gideriz biter. Ecib an el-es'ileti el-atiyeti aşağıda gelen sorulara cevap ver. Bir nefi olumsuzlukla beraber. Olumsuz cevap ver yani. Müstamilen lem kullanarak olumsuz bir cevap ver. Kemafil misali. Örnekte de olduğu gibi. E haccecite. Sen hac yaptın mı? Hacca gittin mi? Buradaki e istifham, soru manasında. İstifham soru demektir zaten. İstifham edatı, soru edatı. E haccecite. Hac yaptın mı? E'yi mı, mi, mu diye çeviriyoruz. La hayır. Lem ehucce. Hac yapmadım. Bu lem hani cezmederdi, hucce sonunda fetha var. Lem bu tür muzaf fiillere yani denk geldiğinde hucce gibi muzaf fiillerin sonlarında birkaç şey olabilir. Mesela cizm olabilir. Hucce gibi. Sonunda fetha olabilir, zamme olabilir, esre olabilir. Bu tür şeylerin tamamı onun aynel fiili ile alakalı. Aynel fiilindeki hareket bu önemli. Ve tabii ki feta ehaful harekat. Hareketlerin hafifi dediğimizden fetayı veriyoruz. Zammeyi nereden verirsin? Ehuccu olsa mesela. Aynı fiilinde zamme varsa zamme verebilirsin. Aynı fiilinde zamme yoksa sonuncu harfi asla zamme veremezsin. Peki esreyi? Esreyi her zaman verebilirsin. Nereye dayanarak? Es-sakin izâ hurrike hurrike bil kesri. Sakin harfi hareke verilirken esre ile verilir. Kaydısına dayanarak buna esreyi her zaman verebilirsin. Sakin mi ki bu? Başında lem var. Bunlara dayanarak yani demek ki muzaafın sonuncu harekesine, sonuncu harfin harekesine çeşitli hareketler vermek mümkündür. Daima verebileceğimiz şey fetha ve esredir. Bunları daima verebiliriz. Zammeye gelince aynı fiili zammede olacak ki verebilirsin. Zammeli mi değil mi? Bir daha sözlüğe bakmak gerekir. Gerek var mı? Gerek de yok zaten. Şimdi bu tür bir konuya girmemiş yani. 2 daha doğrusu 1. Adetti sen adetledin mi yani saydın mı hazihi kütübe bu kitapları ya binti ey kızım la hayır lem eudde saymadım. 2 edelle gösterdi mi ke sana kim eşşurtiyu şurti yani polis gösterdim sana ale darigi yolu la hayır lem yedülle göstermedim. Emerre uğradı mı el müdiru müdür alel fusuli sınıflara la hayır lem yemurra uğramadı. 4. Esabette sen döktün mü el ma'e suyu elledi usuki fil kubi bardaktaydı. Döktün mü la hayır lem esubbe dökmedi. Eşememte sen kokladın mı koku aldın mı raihaten bir koku ki kerihaten çirkin fil beyti evde. Evdeki koku kötüyü alabildin mi? La hayır lem eşümme. Ben öyle bir koku almadım. Es'iletul isti'abı yani konuyu tamamlama soruları, kavrama soruları diyebiliriz. Oraya kadar geldik. Tehaddes ma'i zemilik, zemiletik. Bayan veya arkadaşınla muhaddes yani konuş. Ani duai duadan, duaya dair. Müstahine yardım olarak bir es'iletul atiyeti aşağıdaki sorulardan yardım alarak biraz konuşun bakalım. Meta ne zaman ted'u adeten? Sen ne zaman genelde duayı ne zaman yaparsın?
ba'de salavatil hamsi. Beş vakit namazın ardından dua edelim. Uzkür bahset el ayatelleti o ayetten ki tuşiru işaret ediyor ile duayı duaya. Duaya işaret eden ayetlerden bahset. قال الله تعالى في كتابه الكريم وقال ربكم ادعوني استجب لكم. Geçmişti parçada. İnne Rabbi bissemi'u du'a. Bu da yine parçada geçmişti. Uskur bahset. Ehemme adabi du'ai. Dua adabının en önemli maddelerinden bahset. Bu da yine yukarıda geçti. Öyle değil mi? Min ehemme adabi du'ai hiye el ihlasu. İftitahu du'ai bihamdillahi. Ve bis salatu alen nebiyyi vesaire yukarıda devamı var. Bu kadar da cevap verilebilir, uzatılabilir de. Çünkü bazısı uskur ehemme en önemlileri diyor. 4. Ma nedir hiye o? El evkatu vakitler ki vel emakinu mekanlar ki el müstecabdır. Müstecap yani kabul olunan duanın yeri ve mekanı ve zamanı nedir? Neredeyken dua etsek kabul olma ihtimali daha çoktur? Peki hangi vakitlerde dua etsek kabul olma ihtimali daha çoktur? Buna dair bir soru gündeme gelmiş. Bunun içinde ne diyebiliriz? El evkatu el emakinu el müstecabetu minha leyletul kadri. Öyle değil mi? Kadir gecesi geçmişti. Ve halu sucudi ve secde hali. Secde hali ve kadir gecesi örnek olarak verilebilir mi? Verildi bile. Devamında sarrif, sarf et yani çekim yap diyor. El fa'alel atiyet aşağıdaki fiilleri hasebe zamairi zamirlere göre sünme sonra tercim ha onları da tercüme et. Kema fil misali örnekte de olduğu gibi. Ehaze yazmış burada. Ra'ese var. Ra'ese'yi ne yapmış? Ra'esa yapmış. Ra'ese-i Huma'ya yani tesniyeye uygun halini yaz demiş. Ra'esa başkanlık ettiler. Kildir diye de belirtmiş bir de. Benzer bir durum bizden istenmiş. Ehaze'yi nahnu haline getir. Ehaze, ehazna olur. Aldık manasında. Çoğul manası var tabi de. Nefs-i mütekellim mali gayr diye yazabilirsiniz. Diğeri emera. Emera'yı hunne yapın demiş. Ne olur? Emerne emrettiler. O kadınlar emrettiler. Cemi müennestir. Gaibe yani üçüncü şahıs. Üç. Ezine. Ezineyi hum zamirine uygun hale yazın demiş. Ezine. Ezina. Ezinu olur. İzin verdiler. Erildir. Çoğuldur. Dört. Ekele. Entuma halini yazın. Ne olur? Ekeltuma olur. Siz ikiniz yediniz. 5'te se'ele var. Entunne ile beraber. Se'eleyi nasıl yazarız? Se'ele, se'eltunne. Siz sordunuz. Bayanlar siz de sordunuz. 6. Se'ime. Se'imtu. Usandım manasında. Ene, ben manasında. Se'imtu. 7. Ra'efe. Ra'efe hiye halini yazın denilmiş. Ne olur o da? Ra'efet olur. Ya raifet, babı da önemli gerçi. Merhamet etti o bayan. Üçüncü şahıs. Mele'e doldurdu. Hüve o erkek için kullanılacak. Ne olur? Mele'e, mele'edir zaten. Neyini değiştireceksin? Mele zaten hüve diye yazılmıştır. Doldurdu. O erkek. Gara'e okudu. Kim? Hüve o. Bunu enti yani sen bayan manasında. İkinci şahıs bayan olarak yazın. Gara'ti sen okudun. Müsrettir, müennestir, muhatabadır. L-C-E, ente halini yazın. L-C-T olur. Sen sığındın manasına gelir. Esnid, adde. İle zamairi kema fil misali. Adde kelimesine isnat et diyor. Adde kelimesini zamirlere isnat et. Aliyun adde el evladu addu Fatimetu addet el benatu şeklinde devam edecek. Aliyun Ali adde saydı.
El-evladu çocuklar addu saydılar. Ali gün müpteda adde haberdir fiil cümlesi olarak ve gizli zamir adde fiil ve gizli zamir faildir fiil fail birlikte haber olurlar. Haber cümlesi yani. El-evladu müptedadır. Addu fiildir failiyle beraber vav failidir. Failiyle beraber addu ne olur? Fiil fail birlikte fiil cümlesi olup haber olur. Mübteda haberdir yani. Ali gün müfret, adde de müfret. El evladu cemidir, addu da cemidir. El evlat bir çoğuldur ama aklı var mı çoluk çocuğun? Vardır tabii. Çocuklarda aklı vardı. Bu yüzden cemi hükmündedir ve addu cemi gelmiştir. Fatime tu tek ötre ile addet saydı. Gayrimustarif olduğu için tek ötre diyorum. Gayrimustarif temin kabul etmez, esir kabul etmez. Bir çeşittir yani. Bütün bir şey. Fatıma tu Fatma adde saydı. El benatu kızlar ise adedine saydılar. Ente sen adette saydın. Entum sizler ne yaptınız? Adettum sizler de saydınız. Yani adde kelimesini zamire göre değişkenliğini ifade ediyoruz. Adde bir muzaaf değildir. Dikkat ettiyseniz ne oluyor burada? Şedde burada mevcut iken burada mevcut değil. Çözüldü. Bu tür şeyler var yani. Üç. Enti sen bayan adetti sen saydın. Entunne adettunne siz bayanlar saydınız. Ene ben adettu saydım. Nahnu biz adedna biz saydık. Edhil, dehale, yedhulu, edhale ifal babından emri hazır. Ekrim, kerim, ekrem neden ekrim gibi. Edhil sen dahil et. İlave et yani. Kat neyi? La en nahiye. Nahi için olan la'yı. Nahi yasaklamak. Yasaklama manasındaki la'yı kat, ilave et. Nereye? Alel fi'li, fiil üzerine. Ellezî o fiil ki emame öndedir. Kül, emame kulli cümletin. Her cümlenin önünde bulunan fiilin üzerine. Her cümlenin önünde bulunan fiilin üzerine. Ve ekmil ve tamamla bihi onunla el cümlete cümleyi tamamla kemal fiil. Misal örnekte olduğu gibi. Yani tesubbuyu almışsın başına la koymuş. Şu demek aslında hepsinin başında la 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 var ardından şunlar var. La tezunnu, la tesubbu, la te'uddu gibi bu şekilde devam edecek. Tesubbuyu almış başına la'yı koymuş. La tesubbu li meziden minel kahveti. La tesubbu sende dökme li benim için meziden daha fazla minel kahveti kahve. Benim için daha fazla kahve dökme. Dökme yasaklamak. Tezunnu sen zannediyorsun. Tezunun başına la getirirsen la tezunnu sen zannetme ki ennel imtihane imtihan seykun olacak sehlen kolay. Böyle bir şey zannetme. Tesubbu var bir de. La tesubbu sövme ehake kardeşine o kardeş ki el müslime Müslüman kardeşine sövme. Te'uddu var. La te'uddu La ta'uddu sayma hadihi riyalati şu riyalleri. Riyal Arabistan'da kullanılan bir para birimi. Hani Türk lirası, avro vesaire gibi. Riyalleri sayma. 4. La temurru geçme min emamil musalli namaz kılan önünden. Geçme. La tecurru çekme eddavilete masayı min mekanına olduğu yerden. Kutluk iste yap. Kemafil misali örnekte olduğu gibi. Utluk mine tilmizi öğrenciden iste en yekra'e okumasını kitabehu kendi kitabını okumasını iste. İkra kitabek kitabını oku min fazlike. Lütfen. Utluk iste min Aişete Ayşe'den en te'huze almasını tezkiraten öğüt. Lisseferi en hatıra almasını lisseferi yolculuk için. Utluk sen iste min Ahmede Ahmet'ten ve Semir ve Semir'den en yes'ela sormalarını iste. An-el-es'ari pahalılıktan, fiyattan, fisugu çarşıda. Çarşıdaki fiyatlardan sormalarını, çarşıdaki fiyatları öğrenmelerini iste. Utlub sen iste min estiga ike arkadaşlarından en yekulu yemelerini da'a mehum yemeklerini fil harici dışarıda. Utlub sen iste minel dalibeteyn iki kız öğrenciden en temre'a
temle eleya, doldurmalarını elferagati boşlukları fit tedribi alıştırmalardaki boşlukları doldurmalarını. Utlub senisi minel laibati oyunculardan en yebde'ne başlamalarını iste. Utlub senisi minel laibati oyunculardan neyi iste? En yebde'ne başlamalarını iste. Neye başlamalarını? El-la'ibe oyuna başlamalarını, bir süratin hızlıca oyuna başlamalarını onlardan iste. Müfredat, tabirat, ciride. Burada geçen yeni kelimelerin manalarını bilmeniz önemlidir arkadaşlar.